Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Ünlü Hastanesi ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'de maalesef 6 sıkıntı var. 6 kötü haber var. 7. de gelmek üzere. Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda bugün Ankara Gücü'yle zorlu bir maça çıkacak. Fener'in maçı var diye yorum yapabilirsiniz. Ve 6 futbolcu Fenerbahçe'de bugün yer almayacak. Yani kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler, ki kamp kadromuzda karşınızda arkadaşlar. Baktığınız zaman hocam çok eksiğimiz var diyeceksiniz muhtemelen. Eksiklerden ziyade Ertuğrul 1 altyapından gelme. Hadi İrfan Can'ı saymıyorum. Yani gençleri saymıyorum. Sadece altyapı. Yiğit Efe 2, Yusuf 3. Çağatay da bir nevi artık altyapımız sayılır. 4. Arda Güler 5. Baktığınız zaman yani 5 tane altyapıdan oyuncumuz var gibi böyle bir kadro. Avrupa Ligi'nde biliyorsunuz Larnaka'yı deplasmanda yendi ve Süper Lig'e gözler çevrildi. Teknik direktörümüz Jorge Jesus zorlu karşılaşma öncesinde 6 futbolcuyu kadroya almadı. Hani benim deyimimle kadro dışı kaldılar. Kadro dışı kaldılar dediğim anda kadro dışı kalmadılar. Kadronun dışında kaldılar. Lan aynı şey işte. Hayır, kadronun dışında kaldılar. Bu sefer kadronun dışında yazsan ya açık açık kadro dışı yazsana diyecekler. Can Martins'te yapılan antrenmanda bu maçın hazırlıkları tamamlandı ve takımımız Ankara'ya gitti. Ankara'ya gitmeden önce yapılan antrenmanda idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grubayla futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı. Fenerbahçe'de bir yani 7. sıkıntı şu. Ama 7. sıkıntıyı inşallah aşarız diye düşünüyorum. Orada skor tahminlerinizi de bu videonun altına yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Fenerbahçe son 2 deplasmanda gol atamadı. Ligin en golcü takımı 25 golle. Ve başkent deplasmanında son 4 maçında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlik de geliyor. Ligde son 2 deplasman maçında Konyaspor ve Beşiktaş maçında Fenerbahçe gol atmayı başaramadı. Ya da başartılmadı. Jesus'un öğrencileri 3 puanı almak için elinden geleni yapacak. 12 günde 3 kritik maç. 30 Ekim'de deplasmanda İstanbulspor, 3 Kasım'da Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ve 7 Kasım'da Kadıköy'de Sivasspor'la bir kez daha içeride Giresun'da falan maçlıyor. Yani bunlar çok mühim değil arkadaşlar. Ve Dünya Kupası'na kadar Fenerbahçe çok zorlu bir fikstürden geçecek. 6 futbolcu kim bilmeyenler için söyleyelim. Emre Mor son anda çıkarıldı biliyorsunuz arkadaşlar. Ayak bileğindeki burkulma nedeniyle Ankara Gücü müsabakasında yer almayacak. Bu ayağındaki sıkıntı WhatsApp grubunda açıklanmış arkadaşlar. Yani resmi açıklamadır bu, bilginiz olsun. Bazı mesela spor yazarları şu yazdı bu yazdı diyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Fenerbahçeli spor yazarlarının hepsinin dahil olduğu bir WhatsApp grubu var. Bu grupta paylaşılıyor haberler. Kulüp resmi olarak açıklama yapıyor. Ya hocam çok saçma değil mi ya? Allah aşkına işte kulübün iletişim departmanı var, şu var, bu var. Niye kulüp gidip de kendi kendine açıklamıyor da bunlar açıklıyor? Saçma değil mi diyeceksiniz muhtemelen. Bence değil. Ben en azından aktarması gerekenler aktarıyor. Çünkü bu insanlar bu işten para kazanıyorlar. Emre Mor yok. Luan Perez henüz iyileşmedi. Zaten hani Emre Mor dışındaki diğer isimlere zaten bence sürpriz değil. Çünkü niye? Luan Perez, Emre Mor, Arao, Zaitz, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kadroda yoklar. Nazım Sangare zaten yıllardır yok. Yani 2 yıl oldu neredeyse. O da yok 7. Burman'ın, Lemos'un zaten lisansları çıkmadığı için 8-9. Yani bunları da eksikten sayar mısınız bilmiyorum. Ha, bir Arao kadroda olsaydı ya da bir Zaitz kadroda olsaydı daha mı iyiydi? Tabii ki daha iyi olabilirdi ama önümüzdeki maçta inşallah subliminal duyumu da veriyorum. Dikkat. Önümüzdeki maç yani Cuma günkü Başakşehir müsabakasında muhtemelen Arao'da ya da Zaitz'dan en az bir tanesini %100 olarak 21 kişilik kadroda görürüz. En az birini %100 olarak.
Tabii Fenerbahçe kadrosuna baktığınız zaman arkadaşlar çıkarabileceği muhtemel kadroyu da konuşalım. Altay Bayındır kalede. Savunmanın üçlüsü Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Atilla Salahi üçlüsü. Yani üçlü savunma mı çıkacağız hocam? Bence üçlü savunma çıkacağız. Orta sahanın solunda Ferdi Kadıoğlu. Burada yalnız bir gülüş var, ona dikkat. Orta sahanın sağında Osayi Samuel. Merkez ikili de İsmail ve Crespo ikilisi yer alacak şekilde. Bakın Crespo, İsmail, yani şöyle söyleyeyim, Altay, Salahi, Serdar, Gustavo, Osayi, Crespo, İsmail, Ferdi. Hücum üçlüsünde ise ilginç bir üçlü yer alacak arkadaşlar. İrfan Can, Valencia ve João Pedro şeklinde bir üçlü yer alacak diye tahmin ediyorum. Tahmini 11'im böyle. Bakalım ne kadar tutturabileceğiz. Genellikle ilk 11'i kimse bilemiyor. Onu da söyleyelim. Jesus'tan Altay Bayındır'a motivasyon konuşması, unutma demiş. Unutulanlar, unutanları asla yok. O başka bir şeydi. Jesus Altay Bayındır'a güvendiğini belirtmiş. Ki ben bir şey söyleyeyim. Bu haberden kimsenin haberi olmasa bile bunun olduğundan eminiz. Yani bu sallama bir haber. Onu belirteyim. Bu yalan bir haber. Jesus Altay'a sana güveniyoruz falan filan dese bunu hiçbir medya kuruluşu haberdar olarak veremez. Ama Fenerbahçe camiası ikiye bölünmüşken özel bir motivasyon konuşması yaptı diye sosyal medyaya vermişler haberi. Arkadaşlar bakın, böyle bir olay gerçek bile olsa hiç kimse bilemez bunu. Onu söyleyeyim. Ama şu bir gerçek. Yalvarırım. Yalvarırım, arkandayız mesajı verin. Bakın Fenerbahçe Ankara'ya öyle bir giriş yaptı ki. Yani öyle bir giriş yaptı ki Fenerbahçe Ankara'ya. Akıllara zarar. Akıllara zarar. Gerçekten akıllara zarar. Şu şekil bir giriş yaptı Fenerbahçe Ankara'ya. Yani şu şekil bir giriş yaptı. Altay Bayındır da bu şekil bir giriş yaptı. Şimdi yüz ifadesine dikkatlice bakar mısınız? Yani yüz ifadesine dikkatlice bakar mısınız arkadaşlar? Yani o bakışlardaki şey, ya destek istiyorum bakışı. Bilmiyorum ya. Hata yapıyor. Kabul ediyoruz. Şimdi ben bunu dedim diye bana şey diyorlar. Hocam sen Altaycı mısın? Altay hata yapmıyor mu demek istiyorsun? Ya arkadaşlar ben sizin aptal olduğunuzu söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Ulan Altay hata yapıyor diyoruz zaten. Altay'ın büyük hataları var diyoruz zaten. Altay kendine gelmeli diyoruz zaten. Altay'a özel ekip tutulup kaleci antrenörü ekibi tutulması lazım diyoruz zaten. Michael Kraft'ı hiçbirimiz bilmezken ben burada çıkarttım. Adam gitmiş açıklamada bulunmuş Michael Kraft. Onu kaybederiz demiş. Ve ben gelmeyeceğim diyor Kraft. Bakın eski kaleci antrenörümüz Michael Kraft Beyaz TV'ye konuşmuş. Ve demiş ki arkadaşlar, dizlerimden sakatım, kaleci antrenörlüğü yapmayacağım demiş. Ya sen gel, biz çorba morba içiririz. Altay'ı takip ediyorum. Hem de yakından takip ediyorum. Altay çok hassas, çok özel ve çok farklı bir kaleci. Bana da zaten sosyal medya üzerinden soruyorlar. Sen olsan bu durumda olmazdı diyorlar. Altay'ı yeniden eski haline döndürebilir misin hocam diyorlar. Ancak şunu belirteyim. Türkiye'ye dönme niyetim yok. Geçtiğimiz Nisan ayından beri dizimden sakatım. Kaleci antrenörlüğü de yapmayacağım ama eski oyuncularımı takipte kalacağım diyor. Altay çok iyi kaleci. Refleksleri çok iyi. Çizgi üzerinde çok iyi. İyi bir kaleci olacağı belliydi zaten. Benden önce de iyiydi. Bizimle beraber kendi çalışması ve bizim yaptıklarımızda daha iyi seviyeye geldi. Ancak benim Altay'a uyarım hep şu oldu. Sürekliliği yoktu. İstikrarlı değildi. Bakın. Bazen konsantre olamıyordu. Ona hep derdim ki kaleci oyun kurtarır. Hep bunu yaşa. İstikrarlı olarak 4-5 maç üst üste hiç iyi olmadı. Altay'ın yediği gollere bakın. Özellikle birebir kaldığı pozisyonlarda hep yere yatıyordu. Ben gelmeden önce de ben geldikten sonra hep ayakta kalmasını istedim. Rakiple karşı karşıya kaldığında sen onu korkut, sen ayakta kal dedim diyor. Altay'ı Bundesliga'dan istediler. Bu da tabii enteresan. Ama arkadaşlar kanalımızı uzun süredir takip edenlere enteresan gelmiyordur. Bundesliga'nın en önemli takımlarından birisi Altay'ı almak istedi. Beni aradılar, bana sordular. Başkana ilettim. Başkan da
bana sordu. Hatta başka yerlerden de teklifler varmış. Premier Lig ve Bundesliga'dan birkaç takım daha Altay için kulübü aramışlar. Başkan da bana sorduğunda bir yıl daha burada kalmalı. Bir sene sonra çok daha iyi bir şekilde onu Fenerbahçe'ye daha çok para kazandıracak şekilde vermekten yana olduğumu söyledim diyor. Altay birkaç gol yiyince özgüvenini kaybederdi diyor. Altay böyle. Almanya'daki kaleciler dahil Altay çalıştığım en iyi kaleci diyor. Onu da söyleyeyim. Ve transfer yapılırsa Altay'ı kaybederiz diyor. Altay özel olarak ilgilenilecek bir oyuncu. Hassas bir oyuncu diyor. Çok hassas. Hani mental olarak kendini iyi yaşıyor. Kalecilik sinsir bir meslek. Şu an formsuz. Evet, ben onun özgüvenini yerine getirmiştim. Yani eskiden birkaç gol yiyince özgüvenini yitirirdi. Onunla bunu çalışırdık. Esas mesele şu. Burada ne teknik adam, ne takım arkadaşlar, ne de yöneticiler. Kaleciye en yakın ismin kendisi ve kaleci antrenörü olması lazım. Kaleci kendisine inanacak. Antrenmanlara, maçlara çıkarken kafasını ve kalbini boşaltacak. Biz onun kafasını ve kalbini boşaltıyorduk diyor. Tıpkı diğer en iyi çalıştığım kalecilere yaptığım gibi. Almanya'daki kaleciler dahil 6 ay çalıştığım en iyisi diyor. Biliyorsunuz. Niye 6 ayı kaybederiz? Transfer yaparsak 6 ayı kaybederiz diyor. Yani transfer kesinlikle şart değil. 6 ayı kaybederiz. Transfere kesinlikle ihtiyaç yok. Ben de aynı görüşteyim zaten. Altay'ın kalitesi ortada. Hayatta böyle değil midir? Bir insan kalitesini ve yeteneğini asla kaybetmez. Yabancı kaleci gelince o da baskı hissetmeyecek mi? Hatalı goller yemeyecek mi? Motivasyon eksikliği yaşamayacak mı? Boşu boşuna para harcanacak. Buradan Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Altay'ın tek bir şeye ihtiyacı var ve bunu ilk maçta yapın. Arkandayız diye pankart asın. Bu kelime çok şeyi değiştirir. Yeterli oldu mu arkadaşlar? Yeterli oldu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 12 milyon euro seviyelerinde teklif gelen, yani 7 artı 9'a çıktı. Hani 9 artı bonuslarla 12 seviyesine teklif gelen bir kalecimiz var. Siz bakmayın Uğurcan Çakır'ı yere göğe sığdıramadıklarını. Altay Bayındır Fenerbahçe'nin yüz akıdır. Bugün şu kaleci iyi, bu kaleci iyi dediğiniz kaleciler Altay Bayındır eğer yüksek fiyata satılırsa Fenerbahçe kalesine gelmek için taklalar atarlar. Anlatabiliyor muyum? Formsuz ama bir şey söyleyeyim mi? Hadi Ankara Genç Fenerliler. Yapın bir güzellik. Arkandayız Altay. Ya da Altay Bayındır seninleyiz. Kalbimiz seninle Altay. Bir şey yapın. Bir şey yapın. Veselinovic'in Galatasaray karşısında 3-0 geride olan Fenerbahçe futbol A takımına devre arası yaptığı bir konuşma var. Efsane futbolcudan Rıdvan Dilmen anlatır da artık ne kadar efsane siz bilirsiniz. Der ki Veselinovic girdi odaya dedi ki diyor ilk yarıyı unutun. Maçı unutun. Her şeyi unutun. Ben sizden çıkıp bir gol atmanızı istiyorum. 45 dakikalık bir maç oynayacağız. 1-0 kazanın dedi diyor. Ben başka bir şey istemiyorum. Bir gol atın. Başka bir şey istemiyorum. Gol yemeden bir gol atın. Biz tam sahaya çıkıyorduk. Bir dakika dedi diyor. İlk 5 dakika içerisinde bir tane atarsanız 4 tane atarsınız dedi diyor. Biz çıktık sahaya diyor. Bir tane attık diyor hakikaten ilk 5 dakika içerisinde diyor. Sonra maçı 4-3 kazandık. Bazı maçların taktiği olmaz. Bazı maçların sistemi olmaz. Bazı maçların konuşması bile olmaz. Çıkın sahaya gerekeni yapın. Bitti. Bu risktir. Ama çıkın sahaya. Bakın Fenerbahçe Beko. Ayos Konyaspor basketbolu 85-71 mağlup etmiş. 3'te 3 ligde. Euro ligde 2'de 2. Maşallahı var yani. Ama sezon başındaki Cumhurbaşkanlığı kupasında Anadolu Efes'e kaybetti diye tepki üstüne. Ya buna gerek yok. Buna gerek yok. Bir kez de destek olmayı deneyin arkadaşlar. Olmaz mı? Bir kez. Bakın dediği çok doğru. Altay'ı kaybedebiliriz. Hocam Altay'ı kaybedeceğiz diye maç mı kaybedeceğiz? Fenerbahçe kimsenin arka bahçesi değil. Peki bir şey soracağım sivri akıllı arkadaşlarım. Birçoğunuz İrfancan Eğribayat'ın oynamasını falan düşünüyorsunuz da Allah aşkına Göztepe taraftarına bir sorsanız da İrfancan mı daha iyi Altay mı ya da ikisine yüzde verin diye. Ya boş konular, boş konuşmalar. Lütfen takıma destek olun. Ve skor tahminlerinizi aşağıya yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.